Arkadaşlar selamun aleyküm. Hatice Sever Euroskulen kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle kendime izin verdim. Alışverişe çıktım. Ve yolumun üzerindeki bu seraya uğradım. Şu görüntüye bakar mısınız? Ama tabii henüz böyle mevsim çiçekleri var. Şurada semperyumlar gördüm. Meraklılarına ben o kadar bunları yani önceden bakıyordum arkadaşlar ama sonradan birdenbire soğudum. Yani bu semperyum değil, bunlar sedum. Evet, sedum. Şöyle bir dönelim bakalım. Şöyle yaprak güzelleri var. Tabii tam böyle geçiş sezonu. O yüzden yer açıyorlar yeni gelecek türlere. Büyük ağaçlar. Bu da böyle şey galiba çit. Evet. Nergisler gelmişler. Ufak tefek. Görüntü güzel ama. Kamelya bu. Rododendron. Evet, kamelyalar gelmişler. Beyaz. Bu beyaz kamelya. Bu böyle oranj gibi olanlar, pembenin gül kurusu daha doğrusu. Japonya'dan gelmişler arkadaşlar. Bunlar zaten Japon menşeili. O yüzden fazla güneş istemeyebilirler. Evet, bakın. Yani yarı güneşli veya bulutlu olması lazım. O kadar güzel bir serak arkadaşlar. Burası bahçesi. Boydan boya. Yazın burayı bir göreceksiniz ki göreceksiniz, çekeceğim inşallah. Evet, kamelya açmış. Güzel bir çiçek gerçekten. Bu da çok hoş. Çiçekler öyleymiş. Ama şu çalı şekli de çok güzel herhalde. Çalı yaprakları yok. Evet. İlk defa görüyorum. Böyle bir köşe yapmışlar. Bu da değişik bir kamelya. O pembe, bu kırmızısı. Evet. Bundan Türkiye'de benim bahçemde vardı. Dikenliydi. Bu dikenli mi? Dikensiz. Islah etmişler demek ki. Evet. Bunlar da yine Japon türü. Açelyalar. Dizaynlar başlamış. Baharlık dizaynlar, laleler. Arkadaşlar burası da içerisi. Görüyorsunuz çok güzel bir sera. İçin. Evet, aynı şekilde bazılarını buraya koymuşlar çünkü don geliyor. Ama dışarıda don olacağını düşünmüyorum. Orayı mutlaka ısıtırlar. Şöyle bir bakalım. Bu da değişik bir orkide. Deve tabanı. Hay maşallah. Güzel durmuş. Evet. Çok hoş olmuş.
Bu Starliçe mi? Bunların isimlerini merak ediyorum tabii. Bunlar uzun 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 Latince isimler de. Siz ne diyorsunuz bunlara? Önemli olan o. Veya biz ne diyoruz? Şuna deve tabanı dediklerini düşünmüyorum. Biz diyoruz onu. Evet, o güzelim. Renkler. Mahnet. Hem problem. Evet. Bakalım değişik bir şeyler gelmiş mi? Ne güzel olmuş. Bunlar böyle biraz elit duruyor arkadaşlar. Güzel duruyor gerçekten. Şunu alayım arkadaşlar. Saksısı küçük diye bu ucuz. Normalde şu. Bunu büyük saksıya koyuyorlar. Çok çok daha pahalı. 2.69 ve hoşuma giden bir tür bu. Bunu alayım. Hangisi güzel? Ha, daha güzel. Bunlar ne acaba? Bakın tüylü. Bende var bunun tüysüzü. Evet. Şu da aslında güzel bir tür. Evet. Bunun ben böyle ağaç şeklinde olanını görmüştüm. Çok güzel şu. Şu ikisini ayırayım kendime. Arkadaşlar, krasulaların çiçek açmış hali. Güzelliğe bakın. Ama devasa, o kadar büyük ki. Çok güzelmiş. Bak, buna çiçek yakışmış. Gerçekten buna çiçek yakışmış. Atlaslar da çiçek açıyor bakın. Beyaz çiçek. Ama ben bunların böyle kocaman çiçek açanlarını seviyorum. O da beyaz. Bu nasıl acaba? Bu, o arkadaşlar, fiyata bakar mısınız? Ah, bayağı bir. Bu yılbaşı bir çiçeğine mi benziyor bu böyle? Ama şuna bayıldım bakın. Hem yaprakları kırmızı. Çiçek açma dönemleri demek ki. Ama bunların çiçekleri küçük. Büyük çiçekliler güzel. Bulabilirsem. İyi denk geldik. Atlasların çiçek açması, ama bak bu da güzelmiş. Ama fiyat o biçim arkadaşlar. 55 euro. Türkiye'de bunlar daha ucuz. Hiç kaçırmayın, alın. Pahalı falan demeyin yani. Görüyorsunuz buradaki fiyatları. Atlaslar burada çünkü çok tutuluyor. Yani sukulentler o kadar çok kişi de yok. Hobisi olanlar da var ama atlaslar daha çok yaygın. Çok güzeller ama. Krasulalara. Çok güzeller, çok. Güzelliğe. Bizimkiler kaç yılda böyle olur acaba? Onları ne yapmışlar arkadaşlar? Kesmişler. Büyük ağaçlardan. Evet, buraya. Dikmişler. Yani bunun böyle olması mümkün değil. Köklendirip dikmişler. Ve bu şekil olmuş. Çok güzeller. Neresi acaba bu? Başka ülkelerden geliyor. Hollanda'ya geliyor. Hollanda damgasını basıyor. Aslında Hollanda malı değil. Arkadaşlar, Hollanda'da çiçek yok. Orası sadece çiçek piyasasının merkezi. Borsa orada çünkü. Böyle şişeleriniz veya cam kap diyelim işte. Neyse varsa güzel bir fikir.
Yani 3-4 tane koymuş. Hoş bir görüntü olmuş. Ve de bunda güzel büyüyorlar, onu söyleyeyim. Güzel ama değil mi? Bu yeşili. Bu beyaz kata gibi. İkisinin de fiyatı aynı. Biraz pahalı arkadaşlar. Ama normal. Çünkü bayağı bir büyük. Bu da böyle bir beri yagata. Ama bana sorsanız tabii üçünden hangisi? Hepsi güzel ama şu daha güzel. Bu öyle, bu da pembeli. Ama bu evet, pembesi güzel ama form olarak bu daha güzel. Şekli şemali daha hoş. Güzel olmuş değil mi? Yani aspiyet koymak da güzel bir fikir bundan. Yanında tesbih. Tesbihin uzun olanı diyelim. Top olanı değil de. Buradaki atlaslar henüz şeye durmamış. Merak ettim bunlar nasıl olacak. Kafesi de böyle arkadaşlar, bakın ne kadar güzel. Burada aparatif bir şeyler yiyorsunuz. Güzel değil mi? Çok hoş. Çok hoş bir orkide. Buna böyle dalla bir estetik vermişler diyelim. Hem buraya da böyle bakın. Kombi yapmışlar. Olabilir. Çünkü bu da su isteyen bir bitkiye benziyor. Ama çok kaç tane dalı var. İşte ben orkideyi böyle dallı seviyorum. Kokulu orkideler arkadaşlar. Duft. Bunlar kokuluymuş. Koklayayım bakayım. Burnum tıkalı. Nereden kokusunu şey yapacağım. Yani kokulu orkideler o kadar devasa olmuyor anladığım kadarıyla. Niye böyle süslü püslü bir şey yapıp koymuş buraya? Koklayalım. Ha, bakın bunu koymuş ki kokuyu şey yapın. Yoksa bizi mi kandırıyorlar? Bundan mı koyuyorlar? Allah Allah. Bakın. Kokulu orkide yokmuş arkadaşlar. Koku varmış. Döküyorsunuz. Yani burada anlatılana göre. Bakın. Evet. Bayağı buralara koymuşlar. Hepsinde var bakın. Tül gibi. Bunu kokluyorsunuz. Bakın koku. Evet kokuyor. Çok güzel. Ama kendinden mi yoksa o parfümden mi onu bilmiyorum. Yani gerçi aroma yazıyor ama demek arkadaşlar bunlara bu parfüm, bakayım. Evet, parfümü sıkıyorsunuz çünkü diğerleri kokmuyor. Bir tanesine şuna sıkıyorsunuz, alıyorsunuz parfümü. Bakın her yerde var. Buraya sıkıyorsunuz ve kokluyorsunuz. Yani kokulu orkide diye bir şey yokmuş. Tamamen kokulu hale getiriyorlar. Bakın türden hepsinde var. Bir tane seçiyorlar, oraya sıkıyorlar. Evet arkadaşlar. Seramızın dıştan görünüşü böyle. Hepinize sevgiler, saygılar ve hayırlı
bir akşam diliyorum. Görüşmek üzere. Yağmurumuz devamlı, gördüğünüz gibi. Görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.